Elektrik doğalgaza %15 zam geldi. Diğer gıda ürünlerine de gelmesi bekleniyor. Fazlasıyla bekleniyor. Bekliyoruz daha doğrusu. Evet. Tasarruf yapabiliyor musunuz? Nelerden tasarruf yapıyor? Neden kesiyorsunuz? Hiçbir şeyden kesemiyoruz. Tasarruf yapamıyoruz ki keselim. Bir şey alamıyoruz, bir şey yiyemiyoruz, bir şey içemiyoruz. Ben emekliyim. Tasarruf edemiyoruz. Mümkün değil. Yetmiyor ki tasarruf edelim daha doğrusu. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızın eşi tasarruf yapalım, lokmalarımızı küçültelim ve markete giderken liste yapalım dedi. Doğru, haklı söylemiş. Ben de o kadar maaş alsam, ben de servetin içinde yüzsem ben de aynısını derdim yani. Fransa'da Marie Antoinette, kraliçe öyle demişti. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diye. Aynı mantık, aynı düşünce yani. Çünkü sarayda yaşayınca alttaki insanların şeyini, ben 41 sene bu devlete askerlik hariç 43 sene askerlikle hizmet etmişim. Bana verdiği para sadaka parası gibi. Kendisi de orada şeyde oturuyor. Daha düne kadar şeyde yemek yiyordu. Yer sofrasında tahta kaşıkla yemek yiyordu. Şimdi bana akıl veriyor. Akıl vereceğini ince aşağı in, gör halkın şeyini. Tasarruf falan bizim için öldü. Siz lokmaları küçültseniz de bir şey olmaz. Ben küçültsem ne olacak? Benim çoluğum var, çocuğum var. Hangisini küçülteyim? İlk önce onlar küçültecek ki bize gelsin. Onlar lokmalarını küçültmediği müddetçe bize hiçbir şey gelmez. Yansımıyor zaten. Bakın yansımıyor. Yani bizim 100 yıllık Çankaya köşkümüz var. Ne gereği var? Kimin parasından yapıldı? Senin param, benim param, onun parasından yapıldı. Kendi parasından mı yapıldı? Çalıştığım süre kadar. 43 yaşında oğul var. Ben 43 sene bu devlete hizmet etmişim. Ben borçla ayrılıyorum. Onun tonlarca gemiciği var. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Yani halk bunu sorgulamazsa, vatandaş bunu sorgulamazsa bunlar çoğalır. Öyle çıkıp da oralara yok lokmayı küçült, yok şunu yap, bunu yap. Bunların hepsi hikaye. İlk önce baştaki. Müslümanım diyorsan kul hakkı yemeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Rüşvet yemeyeceksin. Etrafını kimse de beslemeyeceksin. Yandaş beslemeyeceksin. Benim çocuğum elektrik mühendisi, iş bulamıyor. Öteki İmam Hatip'ten mezun olmuş, bir yere başkan olmuş. Bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir. Adalet ölünce ne demiş eski padişahlar? Adaleti öldürürsen devlet de ölür demiş. Devlet şu anda ölmüş vaziyette. Bakmayın siz insanların şeyine. %80'inin borçla yaşadığı bir ülkede mutluluk yok, huzur yok. Sedat Peker'in açıklamalarını görüyorsun. Türk ben 60 hükümet görmüşüm. Kaç tane cumhurbaşkanı görmüşüm. Böyle bir rezalet hiçbir zaman olmadı. Bir bakın. Neden harekete geçilmiyor? Korku. Korku imparatorluğu. Korku yani. Başka hiçbir şey değil. O korkuyor, bu korkuyor. Yani böyle benim gibi açık konuşamıyor. Savcıya, Türkiye Cumhuriyeti savcısı gerekirse Cumhurbaşkanı'nın da ifadesini alır. Yok böyle bir şey. Hukuk bitti. Adalet bitti. Her şey bitti. Kılıçdaroğlu niye, hangi zamanda kim yürümüş İstanbul'a kadar? He? Yani ne diye yürüdü? Adalet diye. Adaletin kelime anlamını kimse anlamadığı için toplumun çoğu cahil. Bakmayın siz böyle şey yaptığına. %70'i cahil. Aziz Nesin %60 demişti. %70'i cahil. Adalet nedir bilmiyor yani. Adalet nedir? Adalet olmazsa ne olur? Hukuk olmazsa ne olur? Bilmiyor ya. Ya o benim memurum ya. Yukarıda oturan benim memurum kardeşim. Kendi cebinden bir şey yapmıyor. Yani halk şunu öğrenmesi lazım ya. Kardeşim buraya köprü yapıyorsan, yol yapıyor, benim paramla, senin paranla yapıyorsun. Cebinden çıkarıp da zaten ülkeyi yönetenlerin görevidir ya. Yapacaksın. Onunla da övünmeyeceksin. Övünmeyeceksin ben yapıyorum diye. Çünkü benim paramla yapıyorsun. Başkasının parasıyla değil. Benim alın terim kul hakkım. Bak ben bugün emekliyim, param yok, şeyim yok ya. Evim yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok ya. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey yoktu. En fazla 80 öncesine kadar, çünkü ben bakanlıklarda çalışıyordum. 80 öncesine kadar bakanlar bağlı oldukları kuruluştaki şeylere yönetim kurulu üyeleri atardı. Genel müdürü ya da o da bir kişi. Bir kişi bir maaş alırdı. Fazla alamazdı. Şimdi bakıyoruz kardeşim yoldan geçeni tutuyor. Al sana 5 maaş, 3 maaş. Adaletsiz. İşte bunlar hep adaletsizlik. Ses çıkarmamamızındandır. Susuyor. He susuyoruz bakalım. Sonra da cevap vermeyince yani şey olmayınca o da diyor ki nasıl olsa millet susuyor diyor. He demek ki ben doğru yapıyorum diyor. Demek ki ben haklıyım diyor. O ülkenin hali bu yani. Bence bitmiş. Suriye şey az kaldı yani. Oraya gitmemize az kaldı.